Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi katı cisimleri işleyeceğiz bu videomuzla birlikte dostlarım. Prizmalarla başlayacakmışız, sonra piramitler, sonra da küre deyip bütün katı cisimlerin bir konu özetini geçeceğiz. Bol bol da soru çözeceğiz arkadaşlarım. Önemli bir konu, %100 üniversite sınavında sorulacak bir konudur dostlarım. İki soru sorarlar garanti, bazen 3 olur, 4 olur. Lütfen çok iyi öğrenin bu konuyu dostlarım. Şimdi birlikte şöyle adım adım ilerleyerek beraber öğrenmeye çalışalım. Vira bismillah diyelim. Bakalım nasıl bir konuymuş, görelim bu katı cisimler denilen şey. Şimdi prizmalardayız dostlar. Prizma dediğimiz şöyle tabanına göre isim alan katı cisimdir dostlar. Taban dediğimiz şu yere oturduğunuz, yere oturttuğunuz şu kısım, şu yerdeki bakın bu şekle göre dikdörtgen yerdeki oturan kısım bizim tabanımız oluyor. Ve prizma ismini tabanından alır dostlar. Eğer ki tabanı şurada yere oturan kısmı dikdörtgense dikdörtgenler prizması olur. Kare ise kare prizma olur. Üçgense üçgen prizma. Daire ise daire prizma deriz ki özel ismi de vardır daire prizmanın. Silindir denir dostlarım özel ismini. Bakın derinlik dediğimiz şey prizmadaki şu arkaya doğru giden kısımdır dostlar derinlik. Yükseklik dediğimiz kısım işte boyu yani yukarıya doğru gökyüzüne doğru çıkan kısım yükseklik. Genişlik de şu yatay dediğimiz kısımdır dostlarım. Şimdi bütün prizmaların aklınıza gelen tüm prizmalar için biz formülleri genel olarak öğreneceğiz dostlar. Sakın ha prizmaların hacimlerini işte alanlarını ne bileyim cisim köşegenlerini falan oturup da tek tek ezberlemeyin. İşte dikdörtgenler prizmasının hacmi şu, kare prizmanın hacmi şu, bilmem ne prizmanın hacmi şu diye ayrı ayrı sakın ha ezberlemeyin. Genel hepsinin formülü budur dostlarım. Bunları ezberleyeceksiniz. Şimdi bütün prizmaların hacmi, hacim demek içine doldurduğun su miktarı diye düşünebilirsin kardeşim. Böyle halk dilinde söylemek gerekirse bir prizmanın hacmi içine doldurabileceğin su miktarı diyebilirsin dostum ve hacim de şöyle bulunuyormuş. Prizmanın taban alanını hesaplayacakmışız. Bakın tabanımız neyse artık prizmadaki sorudaki tabanımız ne ise onun alanı, dikdörtgense dikdörtgenin alanı, üçgense üçgenin alanı, daire ise dairenin alanını hesaplıyorsun. Ve bunu yükseklikle çarptığında prizmanın hacmini buluyormuşuz dostlar. Yan alan dediğimiz bir şey var. Yan alan. Yan alan şu. Şimdi şu şekle göre konuşuyorum. Yan alan dediğimiz olay dostlarım. Şu prizmamız 6 tane dikdörtgenden oluşuyor şu şekle baktığınızda. Bunun şu en altındakiyle en üsttekine taban diyoruz biz dostlar. Biri alt taban, bu alt taban, buradaki de üst taban. İşte bu ikisi dışında yandaki 4 tane duvara da yan alan diyeceğiz dostlarım. Yani şuradakine mesela onu da şöyle sarıyla boyayalım hatta. Bakın şu bir yan alandır dostlarım. Şu sarıya boyadığım. Tam şu önümüzdeki de yan alandır. Önümüzdeki dikdörtgen şu. Sonra şu yanda bir tane yan alanımız var. Onu gösterelim. Bakın şu yanda. Şurası 3 etti. Bir de tam en arkadaki dikdörtgen var. 4 tane de yanda dikdörtgen var. İşte bunların alanlarının toplamına yan alan diyormuşuz dostum biz. Kısaca alt tabanla üst taban hariç yandaki duvara biz yan alan diyecekmişiz. Bunun diğer bir söylenişi de yanal alan da diyorlar dostlarım. İkisi de aynı şey, tamam mı? Karıştırmayın. Yanal alanı sen istersen hani hocam dikdörtgen dedin ya. Aha şu dikdörtgeni, tam karşısındaki dikdörtgeni. Sonra önümdekini ve tam arkasındaki dört dikdörtgeni tek tek toplayarak bulabilirsin tabii ki yan alanı. Ya da kısaca tabanın çevresiyle tabanın çevresi bak taban dikdörtgen ya bunun çevresiyle yüksekliğin çarpımı da yan alanı veriyormuş. Ben bunu kullanmayı daha çok tercih ediyorum dostlarım. Geldik yüzey alanına. Yüzey alanı demek tüm alanı dostlarım. Yani az önce yan alanı buldun ya hani yan alan artı taban alanlarını da alttaki ve üstteki taban alanlarını da ekliyorsun.
Dolayısıyla tüm yüzeyinin alanını bulmuş oluyorsun. Neymiş bak, bu bir formül değil aslında. Yani olması gereken zaten bu değil mi? Yüzey alanı dediğin, yani tüm alan, taban alanlarına yan alanı ekleyeceksin kardeşim. Olay bu. Peki cisim köşegeni. Cisim köşegeni de şu. Köşegen demek şekildeki birbirine en uzak iki noktayı birleştiren doğru demek. Bizim de cisim köşegenimiz, cismin köşegeni yani, birbirine en uzak iki noktayı birleştireceksiniz. Bu arkadaki en üstteki noktayla ön en alttaki nokta, bakın bunları birleştirdiğinizde işte senin cisim köşegenin buymuş kardeşim. Prizmanın içinden geçiyor, tamam, böyle havadan geçen bir çizgi. Dört tane cisim köşegeni vardır bu prizmamızın. Dördü de birbirine eşit. Bu olabilir. Mesela şu arkadakiyle şu öndekini birleştirirsen bu da cisim köşegenidir. Ya da şu arkadakiyle şu öndekini birleştir şöyle. Bu da cisim köşegeni. Ya da bu arkadakiyle bu öndekini birleştir. Dört tane cisim köşegeni var. Dördü de birbirine eşit. Bulunuşu da şöyle dostlarım. Kök içerisinde bu prizmanın 3 boyutunun karelerini topluyorsun. Yani genişliğin, derinliğin ve yüksekliğin karelerini tek tek topladığında cisim köşegenini buluyormuşsun dostum kök içerisinde. Tabii ki biz Pisagor falan da yaparak da bulabiliriz. Yani şuradaki Pisagor'u da görürseniz böyle de çözebilirsiniz sorularını dostlarım. Evet, devam. Şimdi burada da ben bütün prizmaların, yani daha çok böyle sık sık karşımıza çıkan bazı prizmaların alanlarını, hacimlerini bulmak istedim dostlarım. Bazılarını ben bulayım, bazılarını size bırakalım. Böyle önemli olanları ben söyleyeyim hemen dostlar. Şu dikdörtgenler prizması, kare prizma, küp, bir de silindirimiz var. Bu dördü bizim için çok önemlidir. Yani en çok bunlardan soru gelir dostlar. O yüzden biz bunları bir hesaplayalım. Şimdi gelin hemen dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayalım. Hacim neydi? Tabanın alanı. Bak bunun tabanı şurası kardeş. Bu tabanın alanını bulacaksın. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani A çarpı B çarpı bir de yükseklikle çarpacaksın C. İşte dikdörtgenler prizmasının hacmini yazdık. Bak kare prizmanın hacmini yazalım hemen. Taban alanıydı hocam. Şuradaki tabanın alanı kare prizma dediği için tabanı kare demektir bu. Taban alanı da A çarpı A, yani A kare çarpı yükseklik, yani H. Şimdi küp dediğimiz özel bir prizma. Tabanı kare olan, aslında kare prizma diye söylenir ama kare prizmadan, yani normal bir kare prizmadan farkı yüksekliğinin de taban kenarına eşit olmasıdır dostlarım. 6 tane alanı, şey 6 tane kareden oluşur. 6 tane kare, 6'sı da karedir yani kısaca. 12 tane ayrıtı vardır, kenarı vardır. 12'si de birbirine eşittir. Hacmini söyleyelim. Taban alanı A kare çarpı yüksekliği de A olduğu için A kare çarpı A küp. Şimdi bak 3 tane prizmanın hacmini yazdık dostlar biz buraya. Sanki de farklı bir formül yazmışız gibi görüyoruz değil mi? İster istemez. Ve öğrenci kardeşlerimin yaptığı en büyük hata bu hacimleri, işte dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C, kare prizmanın hacmi A kare H, küpün hacmi A küp diye hepsini tek tek ezberlemeye çalışıyoruz. Yapılan en büyük yanlış budur. Bakın ben sadece neyi biliyorum? Taban alanı çarpı yüksekliği bildiğimde bütün prizmaların hacmini zaten kendim yazabiliyorum dostlar. Üçgen prizmada da tabanımız üçgen. Tabii ki üçgenin alanını bulacağız ama bu üçgenin alanı her soruda değişecek arkadaşım. İşte dik üçgense dik kenarların çarpımının yarısı. İkizkenar üçgense tabana diklik indirip bulacağız. Eşkenar üçgense a kare kök 3 bölü 4'lü falan. O yüzden ben buraya üçgenin alanı diyeceğim. Üçgen alanı çarpı yükseklik, yani h. Bunun da hacmi bu. Geldik buraya. Tabanımız düzgün altıgen görüyorsunuz. Düzgün altıgen prizmaymış bu. Şimdi taban alanı, düzgün altıgenin alanı neydi? Eşkenar üçgenin a kare kök 3 bölü 4'tü alanı. Bundan 6 tane yazdığında düzgün altıgenin alanıydı bu. Çarpı yükseklik. İşte bu da dostum düzgün altıgen prizmanın hacmiymiş.
Şimdi geldik yan alana. Yan alan şu yandaki duvarların alanıydı. İstersen dedim tek tek B çarpı C. Bir B çarpı C de buradan geliyor 2BC. Önümüzdeki dikdörtgen A çarpı C. Aynısından bir de arkada geliyor 2AC gibi. Tek tek bulabilirsin de ya da ne demiştik? Tabanın çevresi. Bak tabanın çevresi ne? 2A artı 2B. Çarpı yükseklik. O zaman 2A artı 2B'yi C ile çarparsam C'yi de içeriye dağıtıyorum. 2AC 2BC geldi yan alanı. Peki kare prizmanın yan alanı tabanın çevresi 4A çarpı yükseklik 4 tane A çarpı H. Küpün yan alanını hesaplayalım dostlarım. Küpün yan alanı yanda 4 tane kare var. Tabanın çevresi 4A, yüksekliğimiz de A olduğu için 4A çarpı A. Yani 4 tane A kare. Yani bir tane karenin alanı A kare, 4 tane olduğu için 4A kare dedik. Şimdi diğerlerinin daha formüllerini hesaplamıyorum arkadaşlarım. Onun verilenlerine göre tabii ki şekli değişecek. Ama şu düzgün altıgeni hesaplayalım isterseniz. Bakın şurası A çarpı H'tır. Bundan 6 tane olacak. 6 tane A çarpı H. Ya da tabanın çevresi 6A'dır. Çarpı yükseklik 6AH geldi. Yüzey alanı demek tüm alanı demekti dostum. Şimdi yan alana ki bunun yan alanı 2AC, 2BC'ydi. Bir de taban alanlarını ekliyorduk. Yani A çarpı B buradan. A çarpı B de yukarıdan gelecek. 2AB ekliyoruz dostlar. İşte bu da yüzey alanı. Cisim köşegeni neydi? Hemen onu da hesaplayalım. Kök içinde 3 boyutunun kareleri toplamı. Yani A kare, B kare ve C kareydi dostum. Hadi şuna geldik. Yüzey alanı neydi? Yan alana yani 4AH'a biz taban alanı A kare bir de yukarıda var A kare. 2 A kare ekleyecekmişiz. Cisim köşegenini söyleyelim. Kök içinde genişlik A karesi, derinlik de A karesi, yükseklik H karesi. Yani kök içinde 2 A kare artı H kareymiş. Küpe geldik. Yüzey alanı taban yan alanına yani 4 tane A kareye taban alanlarını ekleyecektik. A kare buradan. A kare de yukarıdan geliyor. 2 A kareyi ekledim. Yani kısaca 6 A kare. Zaten ne dedik? 6 tane kareden oluşuyor. O yüzden 6 tane karenin alanı olacak dostlarım. Hemen cisim köşegenini hesaplayalım. Kök içinde genişlik A karesi, yükseklik de A karesi, derinlik de A karesi. Bunu biraz düzenleyelim. Kök içinde 3 A kare yapar. A kare dışarıya çıkar A diye 3 içeride kalır. A kök 3'müş. Küpün cisim köşegeni dostum. Diğerlerini hesaplamaya gerek yok. Gelelim silindire. İşte dostlar bizim önemli prizmalarımızdan birisi. Silindir, namı diğer daire prizma. Tabanı daire olduğu için bu ismi alır kardeşlerim. Hemen ben silindirin kapalı halini ve açık halini göstereceğim size şimdi dostlarım. Silindir açıldığında bir dikdörtgen oluşuyor dostlar, değil mi? Şu yandaki şu alan, şu dönel kısım açıldığında bir dikdörtgendir. Bunu sen boru yaptığında, hortuma çevirdiğinde de silindir haline dönüşür. Hepimiz bir dikdörtgeni eminim rulo yapmışızdır arkadaşlar. Görürsünüz oradan da yaptığınızda. Yükseklik dediğim bakın dikdörtgenin bu kenarı. Dikdörtgenin diğer kenarının üstüne taban dairelerini koyuyoruz dostlarım. Bunlar da bizim taban dairelerimiz. Şimdi silindirin hacmini hesaplayalım. Hacim prizmalarda hep aynı. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban daire olduğu için alanı pi re kare. Pi re kare çarpı yükseklik h. Yan alan neydi? Tabanın çevresi. Dairenin çevresi neydi? 2 pi re çarpı yükseklik dediğimde de yan alanı buluyorum. Yüzey alanı neydi dostlarım? Taban alanlarına ki kaç tane var? 2 tane daire var. 2 pi re kare. 2 tane pi re kareye yan alanı ekliyorum. Yani 2 pi re h'e ekliyorum. Dostum bir de şunu bilelim. Silindirin açık şeklindeki muhabbet şu. Şuradaki dairenin çevresi
Bakın bu dairenin çevresi 2 pi r. Her zaman bulunduğu kenarın uzunluğuna eşittir dostum. İşte 2 pi r burasıdır. Ve şu dikdörtgen aslında bizim silindirin açık şeklindeki dikdörtgen kapalı haldeki yan alandır. Yanal alandır yani. Burası bizim yanal alanımız. Ve dikdörtgenin alanı yani yan alan neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Bakın 2 pi r çarpı h'tan yan alanın gerçekten de böyle bulunduğunu da görmüş olduk dostlarım. Evet, devam. Geldik piramitlere dostlar. Şimdi piramit dediğin şey tabanda yine bir şekil olacak. İşte kare olur, üçgen olur, altıgen olabilir, daire olabilir. Ve piramitler de prizmalar gibi isimlerini tabanlarından alır. Eğer tabanın kare ise kare piramit, üçgense üçgen piramit, altıgense altıgen piramit, daire ise daire piramit ki diğer ismi konidir daire piramidin ki biz hep koni diyeceğiz. Bunlar da tabandan dört köşesinden yukarıya doğru bir tepe noktası vardır. Bir tepe noktasında buluşurlar dostlar. Ve sen şöyle yandan baktığında yanda üçgenler görürsün dostum. Kaç tane üçgen görürüz? Tabanın kenar sayısı kadar. Dörtgense dört tane üçgen görürsün. Üçgense üç tane, altıgense altı tane üçgen görürsün burada dostum. Ve ne görürsün dedim? Üçgen. Bak unutma, yukarıda üçgen oluşturuyormuş bunlar piramitlerde, değil mi? Görüyorsunuz üçgen. Piramitlerin de hacim formülünü bileceksiniz dostum. Bir piramidin hacmi bir prizmanın hacmini hesapladığını düşün. Hani neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti ya. Bir de bölü 3 ekliyoruz. Tamam mıdır kardeşim? Bu 3'ü unutma. Aklında da bak şöyle kalsın. Piramitler yukarıda 3 gen oluşturuyor dedik ya. Oradaki 3 bu 3 olsun bizim için arkadaşlarım. Hacim formülündeki bölü 3'ü unutmayın dostlarım. Evet. Bizim en önemli piramidimiz Koni. O yüzden bu Koni'yi biraz daha böyle ayrıntılı anlatmak istiyorum size. Koni'nin kapalı formu namı diğer daire piramittir bu dostlarım. Daire piramit, onu da söyleyelim. Koni'nin kapalı formu var, açık formu var. Açık formu bir daire dilimidir. Daire diliminin şu iki kenarını çakışacak şekilde kıvırdığınızda koni oluştuğunu görürsünüz dostlarım. Şu yılbaşında kafaya takılan süsler var ya, işte koni o aslında dostlar. Şurası bizim yan alan dediğimiz yerdir. Yani yanal alan diyelim hatta biz, yanal alan denilen yerdir. Şuradaki L'nin ismi, L dediğim şeyin ismi ana doğru diye geçer. Bunu da bilelim çünkü bazen sorularda ana doğrusunun uzunluğu 5 santim olan koninin diye başladığı için ana doğru neresiymiş bilelim. Piramitlerin yüksekliği her zaman tabanın ağırlık merkezine düşecek. Bunu da söyleyelim. Yükseklik şurası H. Şuralarda Pisagor bağıntılarını kullanacağız piramitlerde. Bunu da söylemiş olalım. Yine hacmini hesaplayalım piramidimizin, yani koninin hacmi. Neydi? Taban alanı yani dairenin alanı pi r kare çarpı yüksekliğimiz h bölü 3'ü unutmayın demiştik dostlarım. Bölü 3, bunu da söyleyelim. Şimdi koninin yan alanını hesaplayalım. Yan alan. Dostlar, koninin yan alanı bir deterjan markası aklınızda tutabilirseniz Piril dediğimiz Piril deterjan markasıdır dostlar. Piril koninin yan alanını veren formüldür. Ha, sen istersen yan alanı, hani dairelerde de öğrendik ya, A derecelik bir dairenin alanıdır. O da nasıl yapılıyordu? A çarpı tam dairenin alanı yani pi r kare, ama dikkat et bunun yarı çapı L. O yüzden L kare bölü 360. Bak bu da yan alan. Dolayısıyla şu ikisini istersen birbirine eşitleyebilirsin kardeşim. Eşitleyeceğiz de birazdan zaten. Oradan da yeni bir kural çıkartacağız hatta karşımıza. Yan alanı da söyledik. Yüzey alanı yani tüm alanı da söyleyelim. Yüzey alanı. O da şöyle değil mi dostum? Neydi kural? Yan alana yani piril artı
taban alanı. Piramitlerde bir tane tabanımız var. Dolayısıyla üstte tepede birleştikleri için burada tepede bir alan yok. Sadece tabandaki dairenin alanını yani pire kareyi ekliyorum. Yine şuradaki dairenin çevresi tıpkı silindirde olduğu gibi şuradaki yayın uzunluğuna eşittir her zaman dostlarım. Yani bu yay uzunluğu şu dairenin çevresine eşitmiş 2 pi r. Sen bu yayın uzunluğunu yine dairedeki öğrendiğin formülle a derecelik dairenin uzunluğu diye de bulabilirsin dostum. Yani şöyle a çarpı 2 pi r ama bunun r'si l bölü 360 diyerek de bu yayın uzunluğunu bulabilirsin. Bakın yan alanını da hem daireden hem de normal bir formülden bulduk. Yay uzunluğunu da iki farklı formülden bulduk. Şimdi ister yan alanları birbirine eşitle, yani piril eşittir buna de. İstersen de şu yay uzunluklarını birbirine eşitle. Gelin biz şu yay uzunluklarını birbirine eşitleyelim. Bakın 2 pi r eşittir a çarpı 2 pi l bölü 360 diyelim. 2 pi'ler gitsin. Şu l'yi de buraya bölü olarak atarsak şuraya yazayım. R bölü L eşittir A bölü 360. İşte çok güzel bir formül çıkıyor karşımıza. Bunu da dostlarım Koni'nin her açık şekildeki soruda kullanacağız. Eğer Koni'nin açık şekli verilmişse ya da bizim çizmemiz gerekiyorsa açık şeklini, özellikle bu karınca yürütme soruları var ya, oralarda mutlaka kullanacaksın bu formülü dostum, tamam? Evet, Koni'nin formülleri bunlar dostlar. Bunları bileceğiz kardeşlerim. Şimdi devam edelim bakalım başka neyimiz varmış. Kesik piramitlerimiz var dostlarım. Kesik piramit demek normalde hani şöyle tamdı bu piramit. Şunu tamamlarsak hani üçgende de çok yaptık bunu değil mi? Üçgene tamamlama şekli. Veya Koni'yi de kesik koniyi de şöyle tamamladığınızda aslında şuradan bir bıçakla düzlemle şöyle kesiyormuş kardeşlerim. Şuraya ara kesit denir. Şu kısım ara kesittir. Yani bunun ara kesiti bir dikdörtgen. Burada da bir ara kesitimiz var. Ara kesit. Bu ara kesit de bir daire. Şimdi biz bunlarda kardeşlerim bu kesik piramit sorularında evet bunların da formülleri var ama ben bilmiyorum kardeşim o formülleri. O yüzden sen de bilme. Biz burada hep benzerlik yaparak soruları çözeceğiz dostlarım. Bakın şurada göstereyim mesela buna H1, şuraya H2, şurası R1, buraya R2 diyelim. Bak benzerliğe H1 bölü H1 artı H2 eşittir R1 bölü R2. Yani klasik benzerliği yapıyoruz dostlar. Bir de şunu unutmayalım. Hani şöyle bir kural öğrendik benzerlikte. Benzerlik oranının küpü hacimler oranına eşitti hatırlarsanız. Hacimler oranı. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun kardeşlerim. Kullanacağız çünkü sorularda. Evet. Şimdi iki tane daha piramit var dostlar. Biri düzgün 400'lü, biri düzgün 800'lü. Ben bunlardan soru geleceğini zannetmiyorum ama soru bankalarında karşınıza çıkacak bu cümleler. Gördüğünüzde en azından ne olduklarını bilin, bizim için yeterli. Şimdi düzgün 400'lü demek, şekilli burada sanki bir üçgen piramit değil mi bu da aslında? Evet, gerçekten de öyle, üçgen piramit. Ama tanımı şu. 4 tane eşkenar üçgenden oluşan piramit. Üçgenden oluşur. Mesela düzgün 800'lü demek de 8 tane eşkenar üçgenden oluşur dostlarım. Onları da şöyle belirtelim. 8 tane eşkenar üçgenden oluşuyormuş. Şimdi bak taban yeşile boyadı. 3 tane de yanda eşkenar üçgen var. Dolayısıyla düzgün 400'lü bu. Şimdi yükseklik dediğimiz şeyin formülünü, bakın bütün formülleri verdim. Yüzey alanı da buymuş dostlarım. Yüzey alanını şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Sonuçta 4 tane eşkenar üçgenin alanını bulacaksınız. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4.
Bundan da 4 tane olduğu için direkt a kare kök 3. Mesela düzgün 8 yüzlünün alanı da 2 a kare kök 3. Yani bunu a kare kök 3 bölü 4'ü 8 ile çarpınca buluyorsun. Hacmini de yazdık ikisinin de. Bunları yine not olarak yazın siz kenara dostlarım. PDF'nizin üstüne yazın. Yeri gelirse bakarak çözersiniz sorular arkadaşlar. Evet, geldik küreye. Bakalım bu kürede neler bileceğiz, neler söyleyeceğiz arkadaşlarım. Şimdi küre bildiğiniz futbol topu işte dostlar. Aha görüyorsunuz yarıçapı R. Şu tarafa doğru da gösterelim yarıçapımızı. Burası da R. Şu tarafa doğru da gösterelim R. Yani derinliği şurası oldu gördüğünüz gibi küremizin. Kürenin alan formülü kardeşlerim. 4 tane dairenin alanı diye aklında tutabilirsin. Yani 4 tane pi r karedir kürenin alan formülü. Hacim formülü ise 4 bölü 3 pi r küptür dostlarım. Bir hacim de buymuş. Şimdi yarım küreyi çizdim buraya. Hani görün istedim sadece gözünüz bir görsün. Bu yarım kürenin bize alanı sorulabilir, hacmi sorulabilir. Hatta yazalım isterseniz hacim. Yarım küre olduğu için tam kürenin hacmini yani 4 bölü 3 pi r küpü 2'ye böldüğünüzde yarım kürenin hacmini bulursunuz. Alanında dikkatli olun dostlarım. Bunun yüzey alanı yani alanı tüm alanı dediği zaman da bir kere yarım dairenin da yarım kürenin alanını yazacaksın. Yani yarım kürenin alanı ne? 4 pi r karenin yarısı 2 pi r kare. Yalnız şunu unutmayın kardeşim. Bakın bir de burada tabanda bir daire çıkıyor karşımıza. Artı bir de bunu eklemeyi unutmayın. Yani artı pi r kare deyip 3 pi r kare olduğunu göz ardı etmeyin bunun da. Yine kürenin meşhur bir soru tipi var. Yani eskiden soruyorlardı en azından öyle söyleyeyim dostlarım. Artık çok da sormayı sevmiyorlar bunları. Küreyle ilgili çok daha farklı sorular soruyorlar. Ara kesit bir düzlemle kestiğinizde şurada bir ara kesit dairesi oluşuyor. Bunu söylemiştik ara kesit olduğunu. Bunun da işte merkezden diyecek ki atıyorum A santim uzaklıkta olsun. İşte bu dairenin yarı çapına şöyle ne diyelim? X diyelim. Yarı çapı X. Bizim küremizin yarı çapı R idi. Şuradaki Pisagor sayesinde artık R, X, A bu üçünden ikisini bileceksin. Üçüncüyü buradan bulacaksın dostum. Ha, şurada da göstermişim bak. Zaten olayı. Şurası X'miş. Şurası A. Şu da zaten R. Buradaki Pisagor'dan ara kesit dairesinin alanını bazen veriyor, bazen alanını soruyor, bazen merkezden ne kadar uzakta olduğunu soruyor falan. Soruları da böyle çözeceğiz dostlar. Evet. Geldik kapalı ve açık hallerine. Burayı da iyi dinleyin dostlar. Hatta şöyle mi yapsak? Bunu bir sonraki videoya bırakalım isterseniz biz dostlarım. Burada bunu da ayrı bir videoda anlatalım. Burada bir durdurayım ben bunu. Birinci videomuzda konu özeti yapmış olalım. Şimdi de açık ve kapalı hallerini de ikinci videoda saklayalım. Evet, böyle olsun. Hadi görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.